Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bu akşam çok önemli bir yerdeyiz. Zaten sınırlarına girdiğimizde tüylerimiz ürperiyor. Hele o şehitliklerin yakınından geçerken, şehitlikleri ziyaret ederken gözyaşlarımızı zor tutuyoruz. Çünkü 137 bin şehit verdiğimiz, her karış toprağa vatan evlatlarının kanıyla sulanmış, şehit kanıyla sulanmış, büyük zaferin kazanıldığı, başkomutanlık meydan muharebesinin kazanıldığı, cumhuriyetimize giden yolun açıldığı ve bugün burada şu naçiz bedenimizle duruyorsak ve nefes alarak sizlere hitap ediyorsak, her şeyimizi borçlu olduğumuz şehitler yurdu kahraman Dumlu Pınar'dayız. Dumlu Pınar'ın nüfusu 1200. Yani bu akşam Dumlu Pınar'ın aşağı yukarı yarısı şu salonda bizimle birlikte. O nedenle çok değerli kahraman Dumlu Pınarlılara tek tek teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ayrıca Uşak'tan gelen, Kütahya'dan gelen, Afyon İl Merkezi'nden gelen çok değerli konuklarımız var. Onlara da içten teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ben Cumhuriyet'i de kutlayacağımız, Cumhuriyetimizin 94. büyük zaferinde 95. yıl dönümünü kutlayacağımız bu gecenin çok değerli konuklarını sizlere hemen takdim ediyorum. Öncelikle bizi buraya davet eden Dumlu Pınar Belediye Başkanı Sayın Niyazi Tezcan. Çok teşekkürler size. Niyazi Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun diyoruz. Efendim, Kuvayi Milliye ruhunu meclise taşıyan Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Hüsnü Bozkurt. Sayın Bozkurt'un hemen yanında Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği cesur ve modern Türk kadınlarından biri olmaktan gurur duyan medya ve iletişim uzmanı Doktor Sayın Sedef Kabaş. Sayın Kabaş'ın solunda Mustafa Kemal'in askerleri oldukları için emperyalizmin maşası FETÖ'nün kumpaslarına hedef olan, yurtsever subaylarımızı yiğitçe savunan halkın avukatı Sayın Murat Ergün. Efendim, aramızda hemen takdim edeceğim bazı siyasetçiler, efendim değerli Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri bulunuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Doktor Ceyhun İrgil'e özel bir teşekkür borcumuz var. Çünkü Sayın Niyazi Tezcan'la, Dumlu Pınar Belediye Başkanı Sayın Tezcan'la aramızdaki iletişim köprüsünü Sayın Doktor Ceyhun İrgil sağladı. Buraya gelmemize bir anlamda o vesile oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Erkan Aydın bizimle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalım geldiler. Bazen böyle çok sayıda milletvekili çıkaran kentlerimize gidiyoruz. Bir tane milletvekilinin bile gelmediği olabiliyor. Ama Dumlu Pınar gibi destansı bir yörede, bir ilçemizde bu programı yaptığımızda bakıyoruz, civar illerin milletvekilleri de gelmiş. Hatta Bursa'dan bile milletvekilimiz gelmiş. Onun için Dumlu Pınar'ın onların gönlünde, kalbinde, hafızalarında yeri çok önemli, çok değerli.
eşsiz bir konuma sahip Dumlupınar. Hoş geldiniz diyorum onlara da. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Sayın Doktor Zeliha Aksas Şahbaz. Daha önce halk arenası yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Afyon İl Başkanı Sayın Doktor Kemal Demirkıran. Cumhuriyet Halk Partisi Dumlupınar İlçe Başkanı Sayın Tayfun Parlak. Cumhuriyet Halk Partisi Tavşanlı İlçe Başkanı Sayın Füsun Yıldız. Uşak İl Başkanımız da buradalar. Evet, o bana listede. Banaz İlçe Başkanımız da burada. Artık unuttuklarımız varsa onları da ikinci bölümde anons ederim. Ve Halk Arenası Yayın Danışmanı Atilla Köprülüoğlu arkadaşımız da burada. Onu ifade edelim. Domaniş İlçe Başkanı buradaymış. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yetkili gelmiş olsa, diyelim ki Kütahya İl Başkanı, ona da il başkanımız diye hitap edecektim. Bizim için hiçbir ayrım söz konusu değildir. Gelmiş olsalar hepsinin başımızın üstünde yeri söz konusudur. Şimdi bu çok önemli, çok değerli, az önce de belirttiğim gibi şehitler yurdu kahraman Dumlupınar'da ecdat kanlarıyla, şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda Cumhuriyetimizin 94. yılını kutlamanın tarifsiz coşkusunu, heyecanını yaşıyoruz. Sayın Hüsnü Bozkurt, acaba Dumlupınar'dan bakıldığında 2017 27 Ekim 2017 gecesi Türkiye nasıl görünüyor? Sayın Uğur Dündar, öncelikle Halk TV ekranlarından bütün milletimize, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak saygılar sunuyorum. Size nazik davetiniz ve bizi halkımızla buluşturduğunuz için şükran duygularımı iletiyorum. Aynı zamanda haddimi de aşmadan sizi kutlamak istiyorum. Cumhuriyet'in 94. yılını kutlayacağımız 2017'nin 27 Ekim'inde, yani Cumhuriyet Bayramı'nın iki gün öncesinde, Dumlupınar gibi Cumhuriyet'in adeta imzasının atıldığı bu güzel kentte bu programı yapmış olmanız her türlü takdirin üzerinde takdir duygularımı arz ediyor. Estağfurullah. Teşekkür. Bugün Konya'dan Afyon'a, Afyon'dan Dumlupınar'a gelirken, bunu bütün içtenliğimle söylüyorum, hamaset kabul etmeyin lütfen, İnanın ayaklarımın titrediğini, yere basarken acaba bu ülkeyi Tayyip Erdoğan da dahil hepimize vatan kıran, hepimizin bu ülkede özgürce nefes almamızı ve kadınlı erkekli özgür bir yurt üzerinde özgür dünyanın birer bireyi olarak bulunmamızı sağlayan o aziz şehitlerin ruhlarını acaba muazzep eder miyim, acaba kırar mıyım endişesiyle inanın ki adımlarımı attım. Öyle bir toprağın üzerindeyiz ki bu vatanın tabii ki her karış toprağı bizim için azizdir, mübarektir. Ama Çanakkale, ama Afyon, ama Dumlupınar, Kütahya, ama Uşak, Banaz, ama oradan İzmir'e uzanan o yolculuk. Mustafa Kemal 25 Ağustos 1922 akşamı Keçiören'de bir evde paşalarla oturup konuşurken diyor ki, öyle bir taarruz harekatı yapacağız ki, yalnız buraya dikkatinizi arz ediyorum Sayın Dündar,
1699'dan itibaren 200 yılı aşkın bir süre Osmanlı'nın yaptığı, yapacağı ilk taarruz harekatıdır, büyük taarruz. Çanakkale bir zaferdir ama bir savunma zaferidir. Sakarya büyük bir zaferdir ama bir savunma zaferidir. İlk defa 200 küsür yıl sonra Osmanlı Anadolu'da neyi varsa katarak 204 bin kişilik bir ordu oluşturmuştur ve ilk taarruz harekatını başlatacaktır. Mustafa Kemal İsmet Paşa'dan bile taarruzun başlangıç tarihini gizlemiştir. 25 Ağustos akşamı o konuşmayı yaparken diyor ki, efendiler, taarruza başladığımız zaman 15 gün sayın, İzmir'deyiz. Herkes bakıyor, şaşırdı mı bu adam, ne diyor? 9 Eylül'de İzmir'e giriyorlar Belkahve'de. Diyor ki, bir gün yanıldım, o da Yunan'ın çok hızlı kaçmasından. Sadece Yunan değil, arkasında bir emperyalist. Emperyalist güç tabii. Devasa tabii, bir güç var. Tabii. Şimdi sevgili dostlar, değerli Türk milleti, bugün 27 Ekim akşamı Dumlupınar'dan Halk TV ekranlarından size seslenirken 95 yıl önce bu toprakları bize vatan kılmak için bu zaferi kazananların nasıl kazandığını her birimizin ama her birimizin AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye oy versin, vermesin, işte Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, bu vatanın ekmeğini, suyunu yiyip içen ve bu vatan topraklarında yaşayan herkesin anlaması, duyumsaması ve çocuklarına, gelecek nesillere aktarması gereken bir gerçeklikle yüzleşiyoruz Dumlupınar'da. Nedir o gerçek? Bir halkın, 11-12 milyonluk bir halkın 1911 Trablusgarp'tan itibaren 12 yıl boyunca cephe cephe savaşmış, hep yenile gerileye, yenile geriye, yenile gerileye Anadolu'nun ortasında 400 bin kilometre karelik bir alana sıkıştırılmak istenmiş, esaret ve zillet zincirleriyle millet olma şansı tanınmamak istenen bir halkın Sarı Paşa'nın arkasında, Mustafa Kemal Paşa'nın arkasında, Samsun'dan başlatıp oradan Amasya'ya, oradan Erzurum'a, oradan Sivas'a, oradan Ankara'ya, işte oradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a ve oradan İzmir'e uzanan o büyük yolculuğunun en önemli noktası işte Dumlupınar. Burada eğer sevgili Dumlupınarlılar, bunu sizlerin hoşuna gitsin diye söylemiyorum. Tarih böyle yazılıyor. Tarih siz istiyorsunuz diye değişmiyor. Tarihi yazanlar o tarihi kanlarıyla yazarken dünyanın da bütün kitaplarına isteseler de istemeseler de not olarak kaydediliyor. Bakın, burada bir halk ilk defa 204 bin kişilik bir ordu oluşturuyor. O 204 bin kişilik ordunun kılıç mevcudu karşısındaki ordudan fazla, fakat makineli tüfek mevcudu sadece onda bir. Top mevcudu neredeyse yarım. Ve Mustafa Kemal'in dehasıdır arkadaşlar. Hem Sakarya hem Dumlupınar. Sakarya savaşı kaybedilse ne Ankara var, ne meclis var, ne Türkiye var. Dumlupınar, inanın, yıllarca dünyanın batı ülkelerinin harp okullarında Sakarya meydan muharebesi, savunma muharebelerine örnek, büyük taarruz, taarruz savaşını örnek olarak okutuluyordu Uğur Bey. Yunan kuvvetleri, Trikopis ve Dijenis güçleri güneyde büyük yığınak yapmış. Bir hafta kadar önce İngiliz Mareşali Yunan tahkimatını geziyor ve diyor ki, Kemal'in ordusu burayı 6 ayda geçerse 6 saatte geçtik diye sevinmelidir. Mustafa Kemal 26 Ağustos sabaha karşı harekatı başlatırken bütün kuvvetleri güneye yığıyor. Yakup Şevki Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın harp okulundan öğretmeni, diyor ki, paşam ne yapıyorsun, intihar ediyoruz. Eğer bu güçlü tahkimatın karşısında
duraksarsak benim karşımdaki Dijenisko'lu ordusu bizi aşar Ankara'ya girer. Hocam diyor merak etme. Senin karşındaki Dijenis ordusuna nefes alacak vakti bırakmayacağız. Arkadaşlar öyle bir plan yapıyor ki bütün gücüyle o güney kuvvetlerin üzerine hücum ediyoruz. 26 Ağustos sabahı o hani diyor ya Nazım Kurtuluş Savaşı destanında bugün Uğur abi de yazısında bahsetmiş. Diyor ki dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve nereden geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sevgili Dumlu Pınarlılar, bu şiir tabii dünyanın en büyük şairidir Nazım Hikmet. Elbette onun şairliğinin gücü vardır. Ama ona bu şiiri yazdıran işte 30 Ağustos'a varan 26 Ağustos günü sabaha karşı saat 5.30'da başlayan o büyük taarruzdur. O büyük taarruzun sadece 4 gün sonra 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece Yunan ordusunun Afyon'un ele geçirilmesiyle tarumar edilip 14 günde İzmir'e varan o büyük yürüyüşün mutlu sonudur. Dolayısıyla bugün bulunduğumuz bu topraklardan biz şimdi burada sevgili Uğur Dündar'ın neredeyse bir televizyon klasiği olmuş halk arenasından halkımıza seslenirken aynı zamanda Beştepe'deki sevgili AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ona oy veren 20 milyon yurttaşımıza da ve ona oy vermeyen geride kalan bütün yurttaşlarımıza da herkese şunu söylemek istiyorum. Kim ki ama kim ki ruhunda benliğinde Dumlu Pınar'ın anlamını içselleştirmemişse inanın bana ya cehalettendir ya ihanettendir. Çünkü sevgili Uğur Dündar, değerli hanımefendiler, sevgili Dumlu Pınarlılar, dünya üzerinde emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşıyla kurulabilmiş bir başka laik cumhuriyet örneği yoktur. Tek örnek Türkiye Cumhuriyet Devleti'dir. Bugün 57 İslam ülkesi içinde eğer eczacılarının, doktorlarının, öğretmenlerinin, mühendislerinin, işte çalışanlarının %50'si kadın olan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti ise o ulusal kurtuluş savaşı boşuna verilmemiştir. O cumhuriyet boşuna kurulmamıştır ve Anadolu Kemalist devrimi başarılı bir devrimdir. Aklı olan Mustafa Kemal'le, İsmet Paşa'yla savaşmak değil. Onları yenmesi zaten mümkün değildir. Ama aklı olan, kırıntı kadar beyninde akıl taşıyan bu cumhuriyetin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Çünkü bu cumhuriyetin harcı sağlam karılmıştır. Kubbesi sağlam örülmüştür. O kubbenin kilit taşı laiklik ve Atatürk'tür. Onunla oynayan altında çarpılır, ezilir, yok olur gider kalır. Şu anda görev yapan bir avuç genç gazeteci kardeşim Sözcü.com.tr'de bizi takip ediyorlar ve programda değerli konuklarımızın dile getirdikleri gerçekleri toplumla paylaşmamıza büyük ölçüde destek veriyorlar. O nedenle Sözcü.com.tr'ye ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.
Bu arada Halk TV mobil hatları da çok iyi çalışıyor. Onların da web sayfası sürekli olarak bizi destekliyor. HalkTV.com.tr'ye de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, sesimizi duyuruyorlar. Bu arada sosyal medya takipçilerimiz eksik olmasınlar. Cuma akşamlarının klasiği haline gelen Halk Arenası'na teveccüh gösteriyorlar. Halk Televizyonu ekranları başında bizi izleyen vefakar seyircilerimiz sürekli destek veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sisteme gelince, sistem mi diyeyim artık, eleştiri mi diyeyim, takdir sizin. Biz yaz aylarında daha önce Halk Arenası'nı gerçekleştirdiğimiz Afyonkarahisar Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Doktor Kemal Demirkıran tarafından arandık. Kemal Bey bana aynen şunu söyledi. Uğur Bey 26 Ağustos'ta yani o büyük taarruzun başladığı günde özel bir halk arenasını Kocatepe'de yapabilir miyiz dedi. Ben birdenbire heyecanlandım. Beni çok heyecanlandıran sözcükler var. Mesela Çanakkale beni çok heyecanlandırır. Mesela Kocatepe müthiş heyecanlanırım. Adeta tir tir titrerim. Dumlupınar. Yani buraya gelirken kalbimin atışını size anlatamam. O şehitliklerin yanından geçerken tabii sevgiyle, minnetle, rahmetle anıyoruz o şehitlerimizi. Bu arada Dumlupınar şehitliğini bugünkü görünümüne kavuşturan Kültür Bakanlarından Sayın Fikri Sağlar ve onun değerli müsteşarı Emre Kongar hocamıza 1992'de yaptıkları o büyük kültür hizmeti nedeniyle Genel Müdür Mehmet Özel tabii ve Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin tamamlanmasında bizim çabalarımızı büyük ölçüde desteklemişlerdir. Sayın Mehmet Özel, Emre hocamız da, İstemiyan Talay Bey de, Fikri Sağlar Bey de çok desteklemişlerdir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Neyse Kemal Bey bizi heyecanlandırdı. Tabii geliriz dedim. Kocatepe'de 26 Ağustos'ta bir halk arenası muhteşem olur dedim. Ama ne yazık ki vilayet izin vermedi. Şimdi Niyazi Tezcan Bey, Dumlupınar Belediye Başkanı, o da anlattı bize. Dedi ki biz her sene bir proje geliştiriyoruz ve Büyük Zafer'in 30 Ağustos'ta kutlanması görkemli bir şekilde, adına yaraşır bir şekilde kutlanması için çok gayret sergiliyoruz ve Başbakanlık fonundan bunun için maddi imkan talep ediyoruz. Ama gelin görün ki Karpuz Festivali için, efendim işte başka meyve şenlikleri için, tabii onlara da destek sağlanmalı. Çünkü orada da üreticilerin büyük emeği var. Onlara imkan sağlayan, adeta cömertçe paralar veren Başbakanlık Tanıtma Fonu bizden bunu esirgiyor. 30 Ağustos zaferini o şanına yaraşır bir biçimde kutlamamıza destek vermiyor. Hatta engelle karşılaşıyoruz. Biz de bir avuç Dumlupınarlı olarak imece usulü evlerimizde işte hanımlarımız bazı şeyler hazırlıyorlar ve gelen misafirlerimize, siyasetçilere veya başka kentlerden gelen misafirlere biz yine 30 Ağustos'umuzu elimizdeki edilmesiyle kutluyoruz diyor. Ben bu nedenle kendisini ayrıca kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi bu güzel ve heyecan verici gecede acaba Sayın Doktor Seref Kabaş 27 Ekim 2017'sinin Türkiye'sini nasıl görüyor? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Size her zaman müteşekkirim zaten. Böyle özel bir programda konuk olma şerefini bana bahşettiğiniz için. Gerçekleri dile getirebildiğimiz ender programlardan biri Halkın Arenası. Sayın Dündar bana 27 Ekim tarihinde gelir misin programa dedi. Tam 29 Ekim öncesi. Seve seve dedim. Program Dumlupınar'da olacak. Dumlupınar'a gelir misin dedi. Ben de koşa koşa dedim. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum.
Gerçekten özel insanlarsınız. Öğrendiğim kadarıyla Dumlu Pınar ismi Soğuk Pınar'dan geliyormuş. Ama gözlemim şu ki suyu soğuk, insanları sıcak bir yer burası. O yüzden iyi ki varsınız. Şimdi Sayın Vekilimiz çok güzel tarihsel bir perspektif sundu bizlere. Gönül ister ki aslında bu tarihi gerçekleri unutmayalım ve en detaylı şekilde öğrenelim ve öğretelim. Ve neden unutmayalım? Çünkü zamanında ülkelerin, toplumların en büyük korkusu, yaşanan en büyük tehdit toprakların işgal edilmesiydi. Oysa bugün en büyük korku, en büyük tehdit zihinlerin işgal edilmesi. Eğer zihinlerimizi birileri işgal ederse, inanın topraklarımız zaten işgal altındadır. Eğer zihinlerimiz işgal edilirse, inanın topraklarımızın işgal edilmesi için zaten düşmana da gerek kalmamıştır. O yüzden tarihimize sahip çıkmak, o yüzden tarihi gerçekleri dile getirmek ve birilerinin ısrarla ve arsızca yapmaya çalıştığı gibi olmayan bir tarih yaratmaya çalışanlara inat, biz Lozan'a da sahip çıkacağız, Kurtuluş Savaşı'mıza da sahip çıkacağız. Dünya liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e de sahip çıkacağız. Dumlu Pınar meydanında gerçekten Sayın Dündar'ın da söylediği gibi insanın yüreğini yakan, son derece öğrendiğimizde, o döneme zihinsel olarak gittiğimizde bizi duygulandıran anıtlar var, şehitlikler var. Ve bugün gezerken kendi çevrem dahil şu düşünceler geçti kafamdan. Acaba Türkiye'de kaç kişi geldi burayı ziyaret etti diye düşündüm. Şimdi biz Dumlu Pınar'da bu programı yapıyoruz. Sizinle yüz yüzeyiz, çok güzel. Ama tüm Türkiye bizi izliyor. Gerçekten bu program çok izleniliyor. Ya zaten Uğur Bey'in çok güvenilir olması, onun şahsında bu programı son derece gerçekleri dile getirilebilecek şekilde de kalitede yapıyor olması, programın ne kadar izlenildiğini gösteriyor. Zaten reytingler de bunu gösteriyor. O yüzden aslında bizi izleyenlere de buradan sesleniyorum bu anlamda. Yani kaçımız Edirne'den, İzmir'den, Van'dan, Bitlis'ten gelip burayı ziyaret etti? Az önce bana birisi sosyal medyadan mesaj göndermiş. Ben buraya gelir gelmez hemen Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdiği o ilk hedef anıtına gittim. Sayın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'la. Ayrıca müzeyi gezdik. Dumlu Pınar çok şirin, çok güzel, çok etkileyici bir görünüme sahip. Gündüz gözüyle doya doya o atmosferi seyrettim. Birisi bana mesaj göndermiş. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bizi öylesine ayrıştırdılar. Cehaleti öylesine yükselen bir değer haline getirdiler. Öylesine kutuplaştırdılar ki, birisi milli hislerimi paylaştıktan sonra bana şunu yazmış: "Sen göçmensin, millilikle senin ne işin olabilir?" diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Vahameti düşünebiliyor musunuz? Vahameti düşünüp şu ülkede, şu Anadolu coğrafyasında bizim insanlarımızı "sen şusun, sen busun" diye ayrıştırmanın bizi nasıl büyük bir felakete sürükleyebileceğini,
ve emperyalizmin her geçen gün bu felaketin bir an önce yaşanabilmesi için kıskacı daha da daraltmaya başladığı şu süreçte bu nasıl telaffuz edilebilir? Sen benim kim olduğumu, bu coğrafya için neler yaptığımı, bu vatan için gerektiğinde canımı feda etmeyi göze aldığımı bilsen, ey cahil, zaten bilmene de gerek yok. İnsansan eğer, kafandan böyle bir düşünceyi geçiremezsin. Vicdanından, aklından. Çok ağır bir insanlık suçu işlediğinin farkında değilsin sen. Birisi de diyor ki, Dumlupınar'a geldiğimizi anlattığım mesajlardan sonra Anadolu'ya gidin diyor. Anadolu'ya gidin diyor. Vah, vah benim ülkem vah. Vah benim ülkem vah. Anadolu'nun bağrındayız. Ana kalbinin sıcaklığını hissediyoruz burada. Ey alçak! Ey küstah! Ey küstah! Burası Endonezya mı? Burası Anadolu'nun ta kendisi, yüreği, bağrı, kalbi. Hadsiz! Buyurun Sayın Kabaş. İşte bu cüreti gösterebilenler aslında zihinlerin ne kadar işgal altında olduğunun da en bariz göstergesi. Yani birileri çıkıp şunu söyleyebiliyor. Aslında bize Lozan'ı bir barış anlaşması olarak yıllarca anlatmışlar. Halbuki Lozan bir hezimettir diyebilecek kadar arsızlaşabiliyor. Ya da 1919'la ilgili olarak tarihimizi 1919'la başlatan zihniyeti reddediyorum diyebilecek cüreti kendinde bulabiliyor. Ya da bir densiz çıkıp Cumhuriyet dediğin bir reklam arasıdır diyebiliyor. Ya da bir şuursuz çıkıp biz aslında bir enkaz devraldık diyebiliyor. İşte bütün bunlar aslında bizim zihinlerimizin ne kadar işgal altına alınmaya çalışıldığının göstergesidir. Şimdi neden tarihi o yüzden daha iyi bilmeliyiz ve neden ben herkesi Dumlupınar'a davet etme gereği hissettim? Çünkü gerçekten bazı şeyleri sanki bütün ülkeler sahipmiş gibi algılıyoruz. Mesela her ülke Kurtuluş Savaşı vermiş gibi düşünüyoruz. Her ülke bağımsızlığını korumak için canını feda ederek bir bağımsızlık savaşına imza atmıştır gibi düşünüyoruz. Halbuki bazı ülkeler bunu böyle yaşamamıştır. Bazı ülkeler sömürülmüştür, bazı ülkeler işgal edilmiştir. Onlar düşman işgaline karşı baş kaldırmamıştır, sömürüye boyun eğmiştir. Ve başka bir yönetim adı altında, başka bir ülke adı altında o halk yaşamaya devam etmiştir. Ama bu Anadolu hiçbir zaman boyunduruğu kabul etmemiş ve dünyada onur duyulası, Kurtuluş Savaşı gibi onur duyulası bir özgürlük savaşı vermiş ender milletlerden biridir. Ve birileri kalkıp bize diyebiliyor ki, aslında öyle bir savaş yoktu. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de öyle bir lider değildi diyebiliyor yani. Bütün bu istisnai ve onur duyulası bir tarihi gerçekliğe rağmen. O yüzden bu meydanda Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini çok anlamlı buldum gezerken. Diyor ki sahipsiz vatanın batması haktır. Yani sen bil ki bu dünyada sahipsiz bırakılan birçok toprak ve vatan battı gitti. Ve devam ediyor Mehmet Akif Ersoy. Diyor ki sen sahip çıkarsan ancak bu vatan batmayacaktır. Ve bu vatanın batmaması inanın bugün dışarıdan aldığınız silahla, topla, tüfekle değil. Zihinlerinizi ve dimağınızı açık tutmakla mümkündür. Zihinlerinizin işgal edilmesine
izin vermemekle mümkündür. Kendi tarihinize sahip çıkmakla mümkündür. Bakın, yeni müfredatta tarihi deformasyon var. Bizim milli tarihimiz eksik anlatılmaya başlandı. Dikkat edelim. Eğer tarihi gerçekleri biz, çocuklarımız baktık okulda yeterince iyi öğrenemiyor, ne yapacağız? Biz anne babalar olarak, veliler olarak, öğretmenler olarak, doktorlar olarak, mühendisler olarak, siyasetçiler olarak bir şekilde tarihi gerçeklerle yeni nesli buluşturmak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Bugünün dünyasında kimse diyemez ki ben bilmiyorum. Bilmiyorum deme hakkımız yok bugün. Nasıl zamanında atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz işgal altındaki toprakları korumak için seferberlik ilan edildi ve savaştılar. Biz de bugün savaşı tankla, tüfekle değil, zihnimizle yapacağız, bilgimizle yapacağız. Ben bilmiyorum, öyle miymiş, vallahi hiç duymadım deme lüksümüz yok. Okuyacağız, araştıracağız, tarihimizi en iyi biz bileceğiz. Buraya beni çok değerli bir genç getirdi, Mahmut. Dedesi var, onun da ismi Mahmut. Dedesi kendisinden genç. Mahmut dedem nerede bilmiyorum, benim hayranlarımız sağ olsun. Mahmut dedi ki bana, sordum, buraya geliyor mu insanlar dedim ziyarete. Çok fazla gelmiyor dedi. Peki rehberler var mı dedim burayı anlatan, Dumlupınar'ı anlatan. Çok fazla rehberimiz de yok dedi. Utandım. Ne demek yani Dumlupınar gibi muhteşem, onur duyulası tarihi bir yere insanımızın gelip ziyaret etmiyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Eğer bunu yapıyorsak işte biz aslında işgale davetiye çıkartıyoruz demektir. İki, burada yeterince rehber yok, anlatan yok demek yine de kabul etmiyorum. Hepiniz birer rehber olmak durumundasınız. Burada yaşayan herkes, çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı, hepsi var, internette var, kitaplarda var. Okuyun, anlatın, paylaşın, insanları çağırın. Bu tarihi gerçekleri anlatmazsak, dediğim gibi zihinler rahatlıkla işgal altına alınabilir. O zaman densizin biri gelir, işte Sayın Dündar'a dediği gibi Anadolu'ya gidin diyebilir. Onun için bize çok ama çok büyük bir sorumluluk düşüyor. O da ne demek? Bilgi anlamında, zihinsel zenginlik anlamında, tarihi gerçekler anlamında hepimizin bir nefer olması gerekiyor. Biz ancak ve ancak o zaman bu vatana sahip çıkabiliriz. Ve o zaman bu vatan asla ve kat'i şartta batmaz. Şimdi insanlar gelmek isteseler de bazen onlara bu isteklerini realize edecek imkanlar sunmak lazım. Hızlı tren geçiyor buradan. Evet. Hakikaten hızlı bir şekilde geçiyor. Durmuyor. Çünkü durmuyor Dumlupınar'da. Çok hızlı geçiyor. Yani siz dünyayı dolaştınız. Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi biliyorsunuz. Altın arayıcıları gitmişler, bir yerlerde altın aramışlar ve onların bıraktıkları, terk ettikleri altın ocakları, bomboş yerler müze haline getirilmiş. Ve yığınla turist taşıyorlar oralara. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar muhteşem bir destan yazılmış burada. Her şeyimizi borçlu olduğumuz zaferler kazanılmış. 137 bin şehit verilmiş. Ve buraya uğramayan bir hızla geçen trenimiz var. Utanç tablosu. Gerçekten utanç tablosu. Bakın şimdi burada bir anıt var. Şehit baba oğul anıtı. Evet. Şimdi tabii ki bilenler biliyor. Ama ne kadar dramatik bir öykü. Yani bu dünyanın başka bir yerinde olsa bu yaşanmışlık hikayesini
o ülkenin herhangi bir vatandaşının bilmemesi mümkün olmazdı. Bunun üzerine filmler yapılırdı, diziler yapılırdı. Kısaca özetleyeyim, bilenler bilir ama bir iki dakikada özetleyeyim. Şimdi Çetmeli Kara Ali Çavuş. Öyle bir dönem ki Osmanlı'nın artık çökme dönemi. Yani öyle bir nesil ki onlar bir cepheden öbür cepheye, o cepheden diğer cepheye. Yani cephede şehit oluyor, şehit olmuyorsa, sağ kalıyorsa diğer cepheye sürülüyor. Orada şehit oluyor, orada şehit olmuyorsa, sağ kalıyorsa diğer cepheye sürülüyor. Öyle bir nesil yani. Evet. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı. Şimdi Çetmeli Kara Ali Çavuş da cepheden cepheye giden bir Osmanlı askeri. İlk Balkan cephesine gidiyor. Malumunuz 1912'dir Balkan Savaşı. Aslında hani Osmanlı'nın ordu anlamında da askeri güç anlamında da ne kadar artık kötü yönetildiğinin ve ne kadar stratejik olarak yanlış kararlar verildiğinin önemli bir göstergesidir maalesef Balkan Savaşı. Çünkü 500 yıl boyunca elimizde tuttuğumuz Osmanlı topraklarını 5 haftada kaybettiğimiz bir savaştır Balkan Savaşı. Bu Çetmeli Kara Ali Çavuş da ilk Balkan Savaşı'na gidiyor. Orada savaşıyor. Sonra o savaştan dönüyor. Galiçe cephesine gidiyor. O cepheden Yemen'e gönderiliyor. Oradan başka bir cepheye geliyor ve sonra en son Dumlupınar'a geliyor. Ve 11 yıl boyunca cepheden cepheye savaşıyor. İlk savaşa gittiğinde bir oğlu var geride bıraktığı 8 yaşında. 11 yıl boyunca evini görmüyor, yuvasını görmüyor, oğlunu görmüyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Dumlupınar Meydan Savaşı'nda onbaşı Mehmet diye bir askerle karşılaşıyor. 8 yaşında. 19 yaşında bir genç asker. 8 yaşında bıraktığı oğlu 11 sene sonra omuz omuza aynı cephede savaştığı oğlu. Ve o cephede yani burada bu meydan savaşında bu Dumlupınar'da omuz omuza savaşıyorlar ve baba oğlunun kollarında şehit oluyor. Ve oğlu da. Ve oğlu da. Ve oğlu da babasını burada şehit bırakıyor. Bu cephede savaştıktan sonra İzmir'e, düşmanı sürdükleri İzmir'e gidiyor ve birliğin başında şehit düşüyor. Peki. O yüzden biz onlara o kadar şey borçluyuz ki buraya gelmek, burayı ziyaret etmek vatan borcumuz. 29 Ekim gibi milli bayramları coşku içinde kutlamak da boynumuzun borcu. O yüzden de iyi ki varlar ve iyi ki sizler de varsınız. 29 Ekim'iniz şimdiden kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Şehitler Yurdu kahramanlık destanının yazıldığı Dumlupınar'daki halk arenasını şimdi reklamlarla kesmek durumundayız. Bu bölümde halkın avukatı Sayın Murat Ergün'e kesinti nedeniyle söz veremedik ama reklamlardan dönüşte onunla başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle.